Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu yaptığı projelerle bir ilke imza attı. Okulda atıl olunan bir sınıf hobi bahçesine çevrilirken anaokuluna giden minikler için okulun bahçesinde kümes yapılarak tavuk beslemeye başlandı. Okulda ayrıca kurulan müze ise büyük beğeni kazandı. Bu okul diğerlerinden çok farklı. İnegöl Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu yaptığı projelerle adından söz ettirdi. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okulun bahçesinde ana sınıfına giden öğrenciler için bir kümes kuruldu. Yapılan kümeste tavuklar, horozlar, civcivler bulunurken bakımları ise yine ana sınıfı öğrencileri tarafından öğretmenlerin nezaretinde gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi veren okul müdürü Hayrettin Doğan şunları söyledi. Çocuklarımıza hayvan sevgisini, özellikle tavuk ve civciv sevgisini burada aşılamak istedik. Artan yiyeceklerimizi ve evlerinde kullanmadıkları veya artan yiyeceklerini buraya getirmek suretiyle hayvanlara yiyeceklerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla içlerindeki hem insan sevgisi hem hayvan sevgisini bu şekilde burada eğitim öğretim ortamında vermeye çalışıyoruz. Bu projemizin Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje. Çocuklarımız burada hem toprağın içinde haşır neşir oluyorlar hem de hayvanlarla hemhal oluyorlar. Aynı okulda dikkat çeken bir diğer proje ise atıl vaziyette olan boy sınıfı hobi bahçesine çevirmesi oldu. Yine bakımları öğrenciler tarafından yapılan hobi bahçesinde domatesten salatalığa, elmadan çiçek yetiştirmesine kadar birçok ürünü bulmak mümkün. Amaç ise burada öğrencileri hem toprakla buluşturmak hem de fen bilimleri dersini pratik olarak öğretmek. Bu durum öğrencileri de memnun ederken okulda bulunan her sınıfın bahçesinde ayrı olması farklı bir renk katıyor. Burada biz sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Böyle çiçekleri suluyoruz, onlar hakkında bilgi ediniyoruz. Yazılar da üzerinde görebileceğiniz gibi yani. Onlarla böyle bilgi sahibi olmak, ondan sonra onlar doğayla iç içe olmak, böyle nasıl yetiştiklerini görmek falan. Yani amacımız bu 6 aydır olan bir proje yani. Evet, mutlu musunuz toprakla uğraşmaktan? Tabii ki de mutluyuz. Yani kim toprakla uğraşmak, mutlu olmaz ki uğraşmaktan. Yani herkes toprak istiyor bu devirde. Konuyla ilgili bilgi veren okul müdürü Hayrettin Doğan şunları söyledi. Teknoloji dersinde yaklaşık 6 aydır atıl olan bir sınıfımızı botanik bahçesi şeklinde değerlendirelim istedik. Fen bilgisi zümre hocalarımızla beraber siz sevgili öğrencilerin destekleriyle çevremizde ve bu ortamlarda olan bitkilerden, çiçeklerden, meyvelerden bu sınıfımızda toplamış olduk. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Botanik Bahçesi ismini verdik. Botanik Bahçesi'nde çocuklarımızla hem sorumluluk bilincini aşılamak istedik. Çünkü evlerinden getirmiş oldukları çiçeklerin bakımını, sulamasını kendileri yapmak suretiyle sorumluluk bilincini artıralım istedik. Aynı zamanda doğayla iç içe olsun dedik. Betonlaşmış ve her tarafında beton olan, betonarme yapılardan oluşan bu ortamlarda okulumuzun doğayla ve bitkilerle çocuklarımız haşır neşir olsun istedik. Son olarak okulun bir köşesini müze yapan okul idarecileri ve öğretmenler İnegöl'de bir ilke imza attılar. İnegöl'de böyle bir müze başka bir okulda yok. Bursa ve Türkiye genelinde ise nadir. Müzede eski antikalar, halılar, radyolar, daha birçok ürünü görmek mümkün. Eşyalar ise yapılan kampanya çerçevesinde öğrenci velileri tarafından getirilerek okula bağışlandı. Bu sene farklı birkaç projeye imza atalım istedik. Bu projelerden biri de okul müzesi çalışmasıydı. Yaklaşık 6 ay önce velilerimizle ve öğrencilerimizle yaptığımız toplantıda elimizdeki kıymetli antika değerinde olan eşyalarımızı okulumuza bağışlamalarını istedik. Böyle bir kampanya yaptık. Bu bölge Yeniceköy Mahalle bölgesi eski yerleşim yeri olduğu için sağ olsun velilerimiz ellerindeki özel değerli kıymetli eşyalarını okulumuza bağışlamış oldular. Geçmişinden ders almayan geleceğe güvenle adım atamaz. Biz geçmişle geleceğe bir sentez yapalım istedik. Geçmişte yaşanılan ortamları gençlerimizin yeni neslin görmesini istedik. Bu manada çocuklarımıza
bilişim odasında bilgisayara teknoloji öğretirken alt kattaki bu ortamda da geçmişimizde hangi şartlarda yaşamlar oldu, hayatlar sürüldü, bu konuda çocuklarımıza güzel bir ortam sunalım istedik.